Çiçek hastalığı, insanoğlunun tarihte karşılaştığı en büyük problemlerden biriydi. Çocuklarda daha sık görülmekle beraber yetişkinlerde de yoğun olarak karşılaşılan hastalık, 17. yüzyılda ve 18. yüzyıl başlarında Avrupa'da yaklaşık yarım milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Salgın öyle bir boyuta ulaşmıştı ki, bir dönem İngiltere'de yaklaşık her 13 kişiden birinin çiçek hastalığına yakalandığını bildiren kayıtlar söz konusuydu. İnsanoğlu karşılaştığı bu büyük düşmanla savaşırken, tarih boyunca birçok kez olduğu gibi yine en büyük müttefiki bilimsel gelişmeler ve sıra dışı düşünebilen bilim insanları oldu. 1749 yılında doğan ve tıp eğitimini Londra'da tamamlayan Edward Jenner mezuniyetini takiben çiçek hastalığı hakkında çalışmalara başlamış ve bulduğu aşıyla ilgili ayrıntılı raporunu 1796 yılında yayımlamıştır. O tarihten itibaren çiçek hastalığına bağlı ölümlerin süratle azaldığı dünyamızda hastalıkla ilgili en büyük mücadele 1966 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün çiçek aşısı kullanımını zorunlu hale getirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamadan sonra bir dönem hastalık dünya çapında ortadan kaldırılmışsa da 1970'lerde yeni vakalar bildirilmiştir. Keşfedildiği günden bu yana tahminen yüz milyonlarca insanın hayatını kurtaran ve tıp tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan çiçek aşısı, PTT'nin 1967 yılında aşının Türkiye'de uygulanışının 250. yılı dolayısıyla çıkardığı anma puluna konu olmuştur.